Şimdi size bir de lisedeki bir anımı anlatayım. Lisedeyim. O zaman lise 2'ye yeni geçmişiz. Ben o zamanlar lise 1'de bir sene bir kaldım. Böyle bir haylaz öğrenciydim falan filan böyle. Okula doğru gün gitmezdim falan. Kaza bela yine bir şekilde lise 2 olduk. O dönemde bizim müdür yardımcısının, baş müdür yardımcısının oğlu da bizim okuldaydı. Lise 2'de beni bir sınıfa verdiler. Yani girdiğim sınıf sözde çalışkanlar sınıfı. Yani not ortalaması yüksek öğrenciler falan böyle sınıftakiler. Yani bir de şöyle bir durum var. Evet sevgili seyircilerim. Sınıftakilerin çoğu bedensel engelli ama hani zeka olarak üst seviyedeler. Yani bedensel engelleri var sadece. Hani 4 tane görme engelli arkadaşımız vardı. İşte ondan sonra bedensel özürlü birkaç arkadaşımız daha vardı böyle. Sınıf mevcudu zaten 14 kişi. Yani sınıftaki mevcut 14 zaten. Neyse, ondan sonra derse girdik. İlk dersimiz, etrafa baktım, ulan dedim, haylazlık yapabileceğim bir tane adam yok beraber böyle. Hepsi böyle dersinde, şeyinde falan. Dedim ben bu sınıfta çok sıkıntıya girerim. O yüzden bir şekilde benim sınıfımı değiştirmem lazım, halletmem lazım diye düşünüyorum. Kafamdan geçiriyorum böyle. Benim bütün beraber haylazlık yaptığım arkadaşlarım diğer sınıfa düşmüş yani. Neyse ondan sonra Mikail Hoca vardı bizim. Coğrafya hocamız. Mikail Hoca'nın dersi. Geldi Mikail Hoca derse. Lan neyse alabilirdik de. Kaskım yok, harç kaskım. O yüzden almayacağım. Kusura bakma kardeşim. Neyse ondan sonra Mikail Hoca derse geldi. Şöyle bir sınıfa baktı. İşte yoklama falan aldı. Arkadaşlar dedi, söze başladı. Ben dedi tahminimce dedi yani bir bu sınıfın dedi seçme bir sınıf olduğunu düşünüyorum dedi. Yani Fehim Hoca seçmiş. Hani böyle düzgün, çalışkan, işte dersleriyle ilgilenen, haylaz olmayan öğrencilerden böyle bir grup yapmış dedi. Sınıf grubu yapmış dedi. Kendi oğlunu da bizim gruba vermiş dedi. Hani bu grup sınıfa falan. Buradakilerin dedi hepsi çalışkan öğrenciler demesiyle ben direkt parmağımı kaldırdım. Buyur Yusuf dedi. Hocam dedim bir şey söylemek istiyorum dedim. Dinliyorum Yusuf dedi. Hocam dedim vallahi billahi dedim. Allah Kur'an çarpsın dedim. Ben dedim çalışkan değilim dedim. Yemin ederim dedim beni karıştırmışlar hocam. Yanlışlıkla gelmişim. Beni dedim bu sınıftan alın. Vallahi dedim ben bu sınıfta okumam. Beni bu sınıfta okutmayın dedim. Ya yemin ederim dedim hocam hani vallahi billahi dedim. Karıştırmışlar ya ben dedim bu sınıftan olamam dedim. Ya ben çalışkan değilim ki. Yani çalışkan değilim. Haylazlık desen hani her türlü pislik var. Beni nasıl bu sınıfa verebilirler dedim falan. Hoca dedi ki Yusuf dedi yapacak bir şey yok dedi. Fehim Hoca seni seçmiş. Sen de bu sınıftasın artık. Dedim hocam okumam vallahi okumam etmem. Dedi dedik. Ondan sonra tabi okumadık. Lise 2'de. Lise 2 bizim için son oldu. E tabi ondan sonra açıktan falan filan bitirdim. Şu an üniversite okuyorum son sınıfım da. Ama yani normal liseyi okumadım. Dediğim gibi hani ben bir sözümüzün arkasındayız ya. Ben okumayacağım dediysem okumam yani. Ben dedim o sınıfta okumam hocam. Arkadaş sınıfta öyle bir şey ki yani düşünsene sınıfta sadece sen hani bir kişi sadece sesi çıkan. Hepsi sessiz, sakin, dersinde hani ders çalışan insanlar. Sen tek başına haylazlık yap bir yere kadar yani nereye kadar yapacaksın? Öyle olunca okumadık tabii liseyi normal bir şekilde. Pişman oldum tabii. O yüzden okuyun gençler. Okumak güzel. Sonradan döndüm ben de. Açıktan liseyi bitirdim. Sonra şimdi üniversiteyi normal okuyorum. Alanya'da 4. sınıf oldum. Okumak güzel yani okuyun. Bırakmayın benim gibi dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Benim gibi olmayın yani. Daha bir tane daha böyle bir anım var yani lisede. Yani böyle bir anım daha oldu ama bu biraz daha böyle şey.
O zamanlar babamın da çok iyi tanıdığı babamla ahbap olan bir, biraz hastayım kusura bakmayın öksürüyorum falan. Babamın da tanıdığı bir hocam vardı, Refik Teğmen. Buradan selamlarımı iletiyorum. Yani beni çok mu severdi yoksa çok mu nefret ederdi bilmezdim ama böyle söverdi, döverdi, yani severdi, değişik bir şeydi aramızdaki şey, bağımız. Bir gün okuldayım yine, bizim kapının şeyi kırılmış, lisede o yine aynı şekilde, lise 2'de. Kapının kapı kolları var ya, kapı kolları çift taraflı olan, hani içeriden dışarıdan açılan tarzdan. Kapı kollarından biri kırılmış. Dedim ki, ben dedim biraz dersi kaynatayım. Hazır kapı kolu kırılmış, elimizde bir koz var. Ben bunu değerlendireyim falan filan diye düşünüyorum. Neyse, ondan sonra zil çaldı. Sınıfa girdik. Dersteyiz. Ondan sonra herkes gelmiş. Öğretmenler zili çaldı. Kapı kolu içeriden sağlam. Hani içeridekini tutabiliyorsun, açabiliyorsun falan filan. İçerideki sağlam. Ama dışarıdan hani çektiğin zaman elinde kalıyor. Bilirsiniz belki, yaşamış olanlar varsa hani yorumda belirtebilir. Hani çekiyorsun, elinde kalıyor kapı kolu dış taraftan. Ben de bunu fırsat bildim. Kapının iç tarafına geçtim. Kapı kolunu yukarı kaldırdım, böyle elimi dayadım. Hoca geldi, açmaya çalışıyor kapıyı. Kapı kolunu sokuyor, çekiyor, elinde kalıyor. Deniyor, zorluyor, açmaya çalışıyor, sokuyor falan filan, uğraşıyor. Ama açamıyor. Tabii izin vermiyorum ben. Tutmuşum yani. İzin vermiyorum. Öyle etti, böyle etti, uğraştı falan filan derken olmadı, bir türlü yapamadı yani adam. Ne yaptıysa, ne ettiyse bir türlü açamadı. En son bir baktım böyle sesler çoğaldı. Bir baktım diğer sınıflardan yardım istemiş. Hani gel şu kapıyı açalım diye, kapı açılmıyor falan filan diye öğrencileri toplamış. Bayağı kalabalık böyle kapının önüne, uğraşıyorlar falan filan. Ben tabii salmıyorum kapıyı. Onlar çektikçe de kapı kolu ellerinde kalıyor, açamıyorlar. Yani hiçbir şekilde açma şansları yok. Böyle bir 10 dakika 15 dakika şey yaptık yani, harbi harbi uğraştırdık. Ders zaten kaynadı, sınıftakiler de ses çıkaramıyor. Ben şimdi hepsi benden çekiniyor. Yani düşünün, hani sınıfın tek aylas böyle şeyi benim. Hani benden çekiniyorlar çoğu. Hani böyle şey yapmıyorlar, ses çıkarmıyorlar. Ondan sonra neyse, baktım uğraşmayı bıraktı artık. Hani vakti olacak gibi değil. Saldı. Hani kapıyı saldılar. Ben de bunu fırsat bildim. Geçtim, yerime oturdum. O dönemler hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Hani yapmasam belki daha iyi olacaktı benim için. Tuttum önüme, kitap açtım. Kitap okuyormuş gibi kitap açtım. Yani okul kitaplarından birini önüme açtım. Hoca içeri geldi. İçeri bir girdi. Girişi zaten böyle bir şey uyandırıyor, korku uyandırıyor bende. Böyle bir girişine baktım. Böyle boyu falan da uzun hocanın. Elinde kapı kolu. Karşıma dikildi. Elinde de kapı kolu tabii. Bir baktım, sıraların arasında yürüyor. Ama bir sinirlenmiş böyle, suratından belli sinirli yani. Dedim Yusuf, araya gittin, önümde de kitap. Her geçtiğinde benim yanımda böyle bir duraklıyor böyle. Ben o duraklanmasıyla birlikte ben böyle bir tırsıyorum tabii, dibimde duruyor böyle. Dedim ki hani araya gittim, büyük ihtimalle anlayacak benim. Hani başka kişinin yapma ihtimali yok bunu, hani anlayacak. Yapacak bir şey yok, anlayacak diye bekliyorum. Kapıda şeylerin arasında dolaşırken ben böyle kitaba doğru dönmüşüm, bakmışım, hiç yüzüne de bakmıyorum hani direkt şey yapmasın diye. Hoca gezerken kapı koluyla kafama bir koydu. Hiç unutmuyorum yani, beynim böyle bir sarsakladı, böyle bir kendinden geçti. Ne olduğunu anlamadım. Kafama bir koymasıyla beraber böyle benim hani dünyam karardı ya. Dünyam döndü yani bir anda. Hocam dedim, ne yapıyorsunuz? Öyle vurulur mu falan filan, şudur budur, ne yaptınız şöyle? Senin bilmem ne yapacağım falan filan, böyle bir saydırmaya başladı. Seni oğlum dedi, sen bittin. Ben seni dedi yapmadığım bir önüne kitap açmış diyor. Ya lan diyor, okul bitti diyor. Sen diyor önüne kitap mı açtın diyor. Gelmişsin şimdi bana kitap açmışsın önüne. Ben senin yaptığını anlamayacağım mı falan filan yapıyor. Hocam dedim ya, dedim, ne yapıyorsunuz falan filan, ben yapmadım şudur budur. Lan siktir dedi, sen yapmışsın falan yaptı. Ondan sonra hala baktım vuracak. Çıktım sıranlar
arasından koşuyorum, peşimden gelmeye başladı. Arkamdan tekme falan sallıyor. Hocam dedim bırakın ya, bir de yaşlı, yaşı da var adam, emekli olmamış, benim yüzümden emekli olacaktı. Peşimden kovalaya kovalaya, yemin ederim tam müdür yardımcısının odasına kadar kovaladı beni. Gittim artık Fehim hocanın arkasına saklandım. Hocam dedim bu adam beni öldürecek, kurtarın. Yüzüm ne oldu? Vallahi hocam bilmiyorum dedim. Direkt dedim üzerime saldırmaya başladı dedim. Beni öldürecek dedim, kurtarın. Ulan ya. Haylazlığım vardı, yapacak bir şey yok lise dönemlerinde. Biraz haylazdık. Sonradan usandık mı? Yani tabii ki hayır. Haylazlığa devam yani. Yapacak bir şey yok. Alışkanlık. Kanımız hızlı. Daha böyle birkaç anım daha var anlatmadım. Hani bilmiyorum, hani beğenirseniz ben bu şekilde bu içerikler arttırabilirim hani anılar olarak. Hani videoyu beğenirseniz en azından bir beğen butonuna tıklayın, ben bir anlayayım oradan, yani bir yorum yapın. Hani böyle böyle diye video olmuş ya da olmamış, işte komik de hoşumuza gitti ya da gitmedi gibisinden hani bir şeyler söyleyebilirsiniz. En azından ben de anlarım ki derim işte millet anıları seviyor, anıları biraz fazla yapayım ya da sohbeti seviyor, sohbeti biraz daha arttırayım falan filan. İçerikleri o şekilde tamamen izleyici kitlesine göre ayarlayacağım yani. Beğeniler, yorumlara göre. Bakalım.